Merhabalar herkese. Bu hafta size Astromanya serisinde doğum haritasını anlatıyor olacağım. Doğum haritası nedir? Doğum haritası siz doğduğunuzda yıldızların, yani o saniyede yıldızların bir konumu var. Ve o yıldızların birinin fotoğrafını çektiğini düşünün. Ve birinin doğum haritasına bakmak demek aslında o yıldızların konumuna göre işte gezegenler neredeydi, açılarınız nedir buna bakmak demek oluyor. Şöyle yukarıdan hani bunu birinin fotoğrafını dediğim gibi çektiğini düşünün. Şemadan da görebileceğiniz gibi 12 tane ev var bir doğum haritasında ve her evinde temsil ettiği bir durum var. Şu şekilde ilerliyor. Birinci ev sizin kişiliğinizi gösteriyor. Yani sizin kendiniz mesela kova burcuysanız ve yükseleniniz başaksa aslında sizi karşınızdaki kişi kova değil de başak olarak görüyor. Kendinizi sunduğunuz haliniz demek birinci ev. İkinci ev parasal ilişkileriniz, para durumunuz. Mesela ikinci evinizde ikizlerseniz çok fazla para harcamaya meyillisiniz. Buna geçmeden hemen çok ufak hani sonuç olarak belki hiç vakıf olmayabilirsiniz bu konulara. Şuna da değineyim. Her burcun temsil ettiği bir alan var. Ve hatırlarsanız Koç burcunu anlatmadan önce değinmiştim. Haritanıza genel olarak bakmak ve haritanızın hangi elementlerde, hangi burçlarda daha yoğun olduğuna bakmamız önemli. Bunun sebebi de zaten burada başlıyor. Çünkü birinci evinizde yükseleninizi temsil ediyor. İkinci evinizde diyelim ikizlersiniz, hava elementi, parayla olan ilişkinizi temsil ediyor ve parayla olan ilişkinizi temsil ettiği için de çok fazla para harcamaya meyilli, çok düşünmez, eğlence için kesinlikle harcar, tutumlu değildir. Yani olmaması %90 ihtimal diyeyim gibi gibi konular var ama aynı zamanda ikinci evde akrepseniz size tutumlu diyebilirim ve hatta burada oğlaksanız oğlaklara vallahi kusura bakmayın oğlaklar cimri diyebilirim. Çünkü oğlaklarda biraz cimrilik var. O da oğlak DNA'sı diyeceğiz artık. Boğa akrepse tutumludur. Üçüncü evin temsil ettiği yakın çevreniz. Aynı zamanda da akrabalarınız olabilir. İşte halalarınız, amcalarınız, kuzenleriniz yine bu eve girer. Bu evin burcu da genel olarak işte aslan burcu mesela ben odaklıdır. Çok tabii burada detaylı anlatamam. Belki ilerleyen zamanlarda ünlü birinin doğum haritasını dilerseniz anlatabilirim. Öyle daha da faydalı olur. Ama varsayalım ki yengeç burcu 3. evde. Kuzen ya da uzak akraba ilişkileri içinde onlara düşkündür mesela bu kişi. Dördüncü eve geçecek olursak, dördüncü ev sizin anne, baba ve kardeşleriniz varsa kardeşlerinizin girdiği evinizdir. Ve bu aslında 4-10 ev aksı diyebiliriz. Konu gidiyorum ama hep diğer şeylerle de bağlamak geliyor içimden. Her ev birbiriyle de bağlantılı. Bunu yine ilerleyen zamanlarda gölge yanlarından bahsederken her burcun bahsedeceğim. Birinci ev 7. evle, ikinci ev 8. işte 3. ev 9. ev 4-10 olarak gider. Şimdi 4. ev sizin büyüdüğünüz yer, yengeç burcunun evi. Bir de tabii o detay var. Yani aslına bakarsanız her burç, 1. ev koç, 2. boğa, 3. ikizler, 4. yengeç diye ilerlerken bu evlerde bizim olduğumuz burç da onu nasıl etkilediğini gösteriyor. Biraz karışık gelebilir ama zamanla ve belki bu videoyu bir iki kere izlemek isterseniz de o şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü astroloji bana göre öyle çok basit bir konu değil. Olsaydı zaten bu kadar astrolog da hayatlarını adamazdı diye düşünüyorum. O yüzden lütfen biraz sabırlı olun. Şimdi dördüncü evde diyelim ki siz yengeçsiniz. Yengeçseniz aileye çok düşkünsünüz demektir. Ve eğer ki anneniz, babanız, kardeşleriniz sizi desteklediyse, çok fazla yaralarınız, travmalarınız yoksa iş hayatınıza da bu böyle yansır. Çünkü oradan aldığınız, o aileden aldığınız neyse iş hayatınıza da onu yansıtırsınız.
Dolayısıyla 4-10 ev aksı bu anlamda önemlidir. 5. eve geçecek olursak, 5. ev biliyorsunuz ki Aslan'ın evi. Aslan böyle tiyatral, sahne sanatları, yani hayatı bir tiyatro olarak düşünürseniz 5. ev sizin kendinizi nasıl sunduğunuzu gösterir. Bir akrepseniz mesela kendinizi böyle daha derin bir insan olarak sunabilirsiniz. Zaten öylesinizdir. Çok fazla öyle herkesle haşır neşir olmamaya meylenebilirsiniz. Daha böyle içine kapanık olarak algılanabilirsiniz diğerleri, yani dış çevreniz açısından gibi gibi özellikleri var. 6. eve gelirsek, 6. ev Başak Burcu'nun evi, sağlık ve hizmet evi. Sağlık ve hizmet evi, evet, normalde Başak'ın evi. Ama mesela bu yani 6. evinizde ikizler, yay, balık varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Sebebi de şu, sağlıkla çok fazla mesela içi dışı değildir ikizler ve bir şey olduğunda, grip oldu atıyorum, hiçbir şey almaz ve geçer zaten der gider. Çünkü hani öyle çok Başak kadar, ama hani Başak hep şey derler ya, titiz böyle temizlik hastası, hastalık hastası diye de geçer hatta. Bunun sebebi aslında buradan kaynaklanır. Çünkü kendilerini sağlığa ve hizmete adamışlardır resmen. Ama ikizler ona uymadığı için ya da balık böyle ay zaten bana bir şey olmaz deyip hayaller alemine kapılabileceği için sağlığınıza özen göstermeniz, yani bir Başak gibi bu anlamda özenli davranmanız önemli. 7. ev uzun beraberlik ve kontrat evi diye geçer diyeyim. Bu kontrattan kastım da imzalanmış bir şey. Yani mesela biriyle evleniyorsanız ya da böyle bir iş kuruyorsanız bir partnerle, yani arkadaşınızla uzun yola giriyorsanız 7. ev bunu temsil eder. Aynı zamanda 1. 7. ev aksı olarak düşünürseniz, zaten Koç'un eviydi 1. ev ve 7. ev Terazi. Biri ben diyor, biri biz diyor. Yani artık ilk 6 ev ben der. 6'dan itibaren 7-12 biz der. Bunu böyle de düşünebilirsiniz. Ve 7. evde, Terazi'nin evinde Koç olursa böyle daha ben diyen, yani bütün 6 burcun olması biraz sizi biz demekten alıkoyabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Artı olarak bir parantez açacağım. Gezegenlere hiç girmiyorum çünkü şu noktada tamamen karıştırır. Ama 7. evde Uranüs, Satürn, Mars varsa ve geri gidiyorsa sizi zorlama ihtimali var. Bunu sadece böyle bilin. İleride detaylı olarak anlatıyor olacağım. 8. ev Akrep'in evi ve Akrep cinselliği ve mirası temsil ediyor. Eminim çevrenizde duymuşsunuzdur. Duymayanlarınız varsa ben size söyleyeyim. Akrep burcu çok ateşli, çok tutkulu, çok şehvetli ve cinselliğe çok düşkündür. Ve en fantastik burçtur bu anlamda. İkinci olarak da boğa gelir. Tek bir sebebi var. Zaten akrebin arkası boğa, boğanın arkası da akreptir. Bu evde mesela hangi evi örnek verebiliriz? Yaysanız siz. Yay idealisttir, öyle çok fazla şeyleri yoktur, tabuları diyeyim, ve akrep yay kesinlikle iyi bir bütün oluşturabilir. 9. ev yay burcunun evi ve ilahi olanı temsil eder. Bu sizin tanrıyla, Allah'la, neye inanıyorsanız o inancınızla olan ilişkinizi aslında temsil eder. Yay burcu kesinlikle çok özgürlükçü bir burçtur. Kova, yay, ikizler, genel olarak hava elementleri çok özgürlüklerine düşkündür. Ve bu burçlar çok fazla böyle özgürlüklerinin elinden alınmalarını istemezler ve buna gelemezler. Mesela 9. evde Başak Burcu ya da Boğa Burcu varsa biraz daha böyle geleneklere, göreneklere bağlı, daha bir şeye inanmakta inat eden belki diyeyim, yani inanma gereksinimi daha fazla duyma olasılığı olabilir. 10. ev MC tepe noktası diye geçer. Şimdi bu en önemli noktalardan biri. 10. ev aynı zamanda kariyer evidir. Ben kendimden örnek vereceğim. Benim tepe noktam yay. Burcum kova, yükselenim kova. Tepe noktam yay neyi temsil ediyor? Ben kariyer evimde kesinlikle özgürlükçü olmalıyım. Zaten kova burcu başlı başına özgürlük demek, özgürlük diye bağırır. Yaysa benim kariyerimde nasıl olmam gerektiğini temsil eder ve aynı zamanda kendinizi en rahat hissettiğiniz burçtur. Şimdi
Bunun bir de IC diye geçen dip noktası denilen kısmı vardır. 10 ve ya yani 10. ev ve 4. ev olarak düşünün. Yayın ikizler. Bu şu demek oluyor. Şimdi yay burcuysa tepe noktanız, ikizlere karşı bir gıcıklık besleyebilirsiniz diyeyim. Yani sizi böyle mesela ikizler maymun iştahlı oradan oraya daldan dala atlar, çok derin değildir ve yay da derinlik aradığı için ve tamam o da özgürlük seviyor ama yani böyle çocuk gibi değil. Dolayısıyla bir irite olabilirsiniz. Burada şunu anlamanız gerekiyor. Onu da sizde olan bir özelliği aslında o tetikliyor. Dolayısıyla da onun özelliğini görüp bende neden böyle bir irite olmama sebep oluyor demeniz faydalı olacaktır. Tabii ki bu hani benim yaya ikizler, sizin belki akrepse tepe noktanız, ayaklarınızın altına aldığınız burç boğa demek. İşte başaksa yine ayak altına aldığınız burç balık demek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Dediğim gibi çok kısaca. 11. ev İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi belirliyor. Mesela oğlaksınız. Zaten bu kovanın evi. 10. ev oğlağın eviydi. Kovanın evinde siz oğlaksanız iş arkadaşlarınız hani böyle daha cıvıl cıvıl diyeyim, daha böyle sosyal olmanız gerekirken belki daha içine kapanık bir izlenim veriyor olabilirsiniz. Daha inatçı olabilirsiniz. Yani takım arkadaşlarınıza uymayabilirsiniz. Çünkü Oğlak öncü bir burç. Bunu böyle değerlendirin. Yani ben size bazı ipuçları aslında veriyorum. Siz buralardan yola çıkarak bunları doldurabilirsiniz. Son olarak 12. eve geliyoruz. Dediğim gibi ben burada gezegenlere çok girmeyeceğim ama 12. ev sizin iç dünyanızın evi. Bu da şu demek oluyor. Yastığa başınızı koyduğunuz zaman gece vicdanınızla kaldığınız yer. Ve bunu hiç kimsenin bilmesi gerekmiyor. Belki kendinizi rahatsız hissettiğiniz konular var. Neyse yani ama başkalarıyla paylaşmadığınız sadece size özel alan. Bu evde mesela benim güneşim 12. evde. Şimdi normal şartlarda güneşinizin 12. evde olması demek sizin kesinlikle içe kapanık olduğunuzu %90 gösterir. Amma ve lakin kova içe kapanık bir burç değil ve yükselen de kova ve yay. Ondan dolayı ben daha sosyalim. Ama genel anlamda gezegenlerin de önemi burada devreye giriyor. 12. ev balığın evi, siz mesela o evde balıksanız okey, zaten hani olması gereken yerde sizin de burcunuz. Ama koçsa daha böyle kendinizi hemen fikir değiştirebilirsiniz. Onu yaptım, bunu mu yapsaydım, böyle mi olsaydı? Sabırsız olabilirsiniz kendinize karşı. Başaksanız kendinizi çok eleştirebilirsiniz gibi gibi düşünebilirsiniz. Çok çok kısaca bu şekilde anlatabilirim size bu doğum haritasını. İlerleyen videolarda zaten bu burçlar serisi yapmamın en büyük sebebi bana göre çok detaylı ve herkesin bilgi seviyesi tabii ki de çok farklı. Bu anlamda yorumlarınız, sorularınız çok değerli. Çünkü ben de sizin ne istediğinize göre bu seriyi, bu videoları çekeceğim ve değerlendireceğim. O yüzden lütfen yorumlarınızı bırakın, sorularınızı sorun. Hiç çekinmeyin. Çok seviyorum sorularınızı yanıtlamaktan, keyif duyuyorum. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.